Abdülkadir Selvi. Türk dış politikasında Hakan Fidan farkı. Hakan Fidan MİT Başkanlığı döneminde Türkiye'ye istihbarat diplomasisini kazandırmıştı. Görev yaptığı süre zarfında MİT'i dönüştürmeyi, dış istihbarata güçlendirmeyi, yurt dışında etkili operasyonlar yapan bir kurum haline getirmeyi başarmıştı. Birçok krizin çözümünde perde arkasındaki isimdi. Biz krizle uğraşırken o Kahire'de ya da Şam'da, Dubai'de ya da Riyad'da kriz çözücü olarak devredeydi. Dışişleri Bakanı olduğunda da zaten dosyalara hakimdi. İbrahim Kalın'ın da Hakan Fidan'dan aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağından eminim. Çünkü perde arkasında birçok görüşmeyi Fidan'la birlikte yürütmüşlerdi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun anıları. Bu arada bir kişinin de hakkını teslim etmek isterim. Mevlüt Çavuşoğlu Anılarını yazar mı bilmem ama hayatta anılarını en çok okumak istediğim isimlerden birisidir. Mevlüt Çavuşoğlu derin krizlerle boğuştuğumuz dönemlerde görevini başarıyla yerine getirdi. En tecrübeli Dışişleri Bakanlarından biriydi. Dört koldan çıkarma. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle Amerika'ya dört ayrı koldan çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Hanım, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan alanlarında etkin faaliyetlerde bulundular. Dönüştürücü Özelliği Hakan Fidan konusuna dönecek olursak, Fidan'ın dönüştürücü bir özelliği var. Bunu TİKA'da ve MIT'te gösterdi. MIT'e damgasını vurdu. Şimdi sıra dış işlerinde. Hakan Fidan görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Ama onun dışında diğer ülke bakanlarıyla 32 ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan ayrıldıktan sonra o ok kaldı ve 8 çok taraflı toplantıya katıldı. Görüşme trafiği. Türk dış politikasının çeşitliliği ve zenginliğini göstermesi açısından Hakan Fidan'ın perşembe ve cuma günü yaptığı 27 görüşmeye bakmak yeterli. Bu görüşmeler arasında da Amerika, İran, İsrail, Suudi Arabistan, Macaristan, Belçika, Kuzey Makedonya, Astana süreci toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Bakanlar toplantısına katıldı. Blinken'dan Lavrova Önemli bir anekdot daha Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşmesinin hemen ardından Bakan Fidan Astana süreci toplantısına katıldı. Orada da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Hem Amerikalılar hem de Ruslar aynı anda Türk Bakan'la bir araya geldik diye tweet attılar. Blinken görüşmesi Hakan Fidan'ın Blinken'la görüşmesi sırasında CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün programındaydım. İki bakan baş başa görüşme kararı alınca bir anlamda görüşmeyi canlı yayında takip etmek durumunda kaldım. Çünkü Blinken görüşmesi önemliydi. Amerika ile müttefikiz ancak hala çözemediğimiz sorunlar var. FETÖ ele başının Amerika'da bulunması, İsveç'in NATO üyeliği, Katsa yaptırımları ve F-16'ların satışı gibi. İşbirliği daha önemli. Ama işbirliği alanlarımız da çok önemli. Blinken'la görüşmedeki gündem konuları da bunu gösteriyor. Tahıl koridoru, NATO genişlemesi ve Karabağ'daki durum. Türkiye Amerika ile her konuda anlaşamasa da ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gereken iradeyi gösteriyor. Bu da önemli bir nokta. Biden'ın Orta Asya hamlesi. Blinken'la görüşmeye ayrı bir başlık daha eklemek istiyorum. Amerika Başkanı Biden ilerleyen yaşı nedeniyle enerjisi düşük bir başkan. O nedenle Birleşmiş Milletler'de pek bir görüşme yapmadı. Ama aynı Biden 5 Orta Asya ülkesinin lideriyle bir araya geldi. Biden Rusya ve Çin'e karşı Orta Asya ülkeleriyle ayrı bir ilişki kurmaya çalışıyor. Ama Türk Cumhuriyetleri adı konulmadığı için Türkiye bunun dışında tutuluyor. Türk cumhuriyetleri ile ilgili bir oluşumda mutlaka bu işin içinde hatta merkezinde olmalıyız. O nedenle Hakan Fidan'la Blinken görüşmesinde bu konunun ele alındığını düşünüyorum. Hakan Fidan istihbaratçı birikimiyle Blinken'ın verdiği bilgileri iyi analiz etmiştir. Menendez işi. Bakan Fidan'ın Amerika'da bulunduğu sırada Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Menendez'e yönelik operasyon ve rüşvet suçlamaları da ilginç bir rastlantı oldu. Menendez'in Rum ve Ermeni tezlerini desteklemesi ve bunu büyük bir ihtimalle maddi çıkar karşılığında yapmış olması da önümüzdeki dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinin parlamento boyutlarının düzelebileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Özet olarak ifade etmek istersem, Dışişleri Bakanı Fidan'ın İlk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısıydı ama Bakan Fidan temasları ve katıldığı çok taraflı toplantılarla Türk dış politikasının kurgulanması ve icrasındaki ağırlığını ortaya koymuş oldu. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Bülent Erandaç, Turan Kapısı Açılıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye yüzyılını ilmek ilmek örüyor, jeopolitik hamlelerine devam ediyor. Türkiye'nin Turan'a açılan kapısı Nahçıvan seferine çıktı. Erdoğan'la Aliyev Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek. Başkan Erdoğan'la Aliyev Iğdır Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacaklar ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışını gerçekleştirecekler. Evet, Başkan Erdoğan, Amerikan, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin Azerbaycan'ın kadim toprakları Karabağ ve Nahçıvan'ı birbirinden koparan haritasına meydan okuyor. İşte bu noktada Başkan Erdoğan'ın stratejik Nahçıvan seferinin anlam ve önemi çok büyük. Nahçıvan, Kafkasya jeopolitiğinde Türkiye için de son derece kritik bir bölge. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki karayolu bağlantısını sağlayan Nahçıvan, ülkemizin garantör olduğu özel bir cumhuriyet. Türkiye için önemi Turan'a açılan kapının girişi olması. Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmaları, Ege'den Karadeniz'e, Azerbaycan'dan Çin'e kadar yer alan Orta Asya bölgesinde kesintisiz bir Türk sınırı oluşmasını sağladı. Başkan Erdoğan'ın Nahçıvan seferi Türk dünyasının birleşmesine yönelik tarihi bir mesajla içeriyor. Nahçıvan demek Karabağ, Karabağ demek Zengezur koridorundan Türkiye'nin kardeşlerimiz Azerbaycan'la direkt kucaklaşması demektir. Türkiye Nahçıvan koridoruyla merkez devlet olma konumunu daha da pekiştiriyor. Jeoekonomik ve jeostratejik olarak Güney Kafkasya'nın merkezinde olan Nahçıvan, Türkiye ile kara sınırı bulunan tek Türk bölgesi. Nahçıvan'ın özelinde Kafkasya'nın geleceği, hem Azerbaycan hem de Türkiye için stratejik anlamlar içeren son derece kilit bir nokta. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler cetvelle çizerek araya Ermenistan'ı koydular. Türkiye'nin de Azerbaycan'la direkt bağlantısını kesmişler. Ayrıca Azerbaycan'ı Nahçıvan'dan koparmışlardı. Karabağ özgürleşti. Turan kapısı adım adım açılıyor. Nahçıvan, Türkiye, Azerbaycan ve Asya Türk Devletleri dünyasında tarihsel bir hikayeye sahiptir. Türkiye-Nahçıvan doğusundaki Zengezur nüfus hattıyla Hazar'ın güneyinden geniş bir hatla Türkistan coğrafyasına yani Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ortak geçiş güzergahını oluşturur. Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ın merkezi, Hazar kıyısı yani Bakü ile kesintisiz bir yaşam alanı oluşturur. Anadolu ve dolayısıyla Avrupa'yı Çin'e ve Hindistan'a bağlayan doğal Türk yolları Nahçıvan koridorunda toplanıyor. Nahçıvan koridoru Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacak ve tam bir asır sonra ilk kez Azerbaycan'la Türkiye karayoluyla birbirine yeniden bağlanacak. Evet Başkan Erdoğan Türk dünyasının birleşmesinde müthiş hamleler yapıyor. Karabağ Zaferi Kafkasya'da yeni bir dönemi başlattı. Nahçıvan-Laçin-Zengezur koridorlarının açılış sürecine vesile olan Azerbaycan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesi vakası, Türkiye'nin hem Kafkasya hem de Orta Doğu'da ne kadar önemli bir etkin güç olduğunu da ortaya koymaktadır. Nahçıvan sadece bu yüzyılın değil, binlerce yılın hatırasını ve birikimini üstünde taşıyan bir köprü olarak görülmelidir. Sonuç, Başkan Erdoğan Türkiye, Avrasya'nın kalpgahında inisiyatif alarak yeni bir döneme imza attı. Ege'den başlayan Türk egemenliği, Hazar'a kadar kesintisiz devam ederken Hazar'ın kıyısında yer alan Türkmenistan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a Turan coğrafyası bir grand strateji olarak yürümektedir. Yolun açık olsun Başkan Erdoğan Büyük Türkiye. Bülent Erandaç Takvim